Kayseri iyiliğimizin başat şehirlerinden, başkentlerinden bir tanesi. Gerçekten hem hayırseveri hem kızılhacılık geleneği itibariyle çok güçlü bir ilimiz. Teşkilatlarımızla bir araya geldik. Kadın teşkilatlarımızla, gençlik teşkilatlarımızla, gönüllerimizle, şubelerimizle, profesyonel çalışan arkadaşlarımızla bir araya geldik. Çok sayıda projemiz var Kayseri'de, yatırımlarımız var. Bunları ele aldık. Nasip olursa önümüzdeki dönemde Kayseri'de hem gelir getirici faaliyetler açısından hem de hayır faaliyetlerimiz açısından daha çıtayı yükseltmiş bir Kızılay göreceğiz. İnşallah önümüzdeki günlerde de Kızılay il teşkilatımızın da atamasını gerçekleştirerek bu aradaki geçen zamanı da hızlı kapatacak başarılı bir ekiple inşallah yolumuza devam edeceğiz. Şimdiye kadar burada gerçekten ismi anılması gereken çok çok kıymetli Ayhan abimiz gibi abilerimiz oldu. Şener kardeşimiz gibi kardeşlerimiz oldu. Buraya çok emekleri var. Dolayısıyla her birisine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kızılay gönüllerimize, bağışçılarımıza Kayseri'deki onlara şükranlarımı ifade ediyorum. Onlar sadece buradaki ihtiyaç sahiplerine değil, Türkiye'deki ve dünyadaki diğer ihtiyaç sahiplerine de destek oluyorlar. Bu anlamda güçlü şehrimizin güçlü bağışçıları. Ümit ediyorum teşkilatımız tek yürek olarak Kızılaycılık faaliyetlerine kuruluş gayeleri doğrultusunda bu Kayseri'de devam edecekler. Bizim 3 temel görev alanımız var. Toplumsal sağlık çalışmalarımız, kan hizmetleri buna dahil. Tabii içinde ilk yardım eğitimleri gibi, işte COVID ile ilgili yapmış olduğumuz çalışmalar gibi çok boyutlu toplumsal hizmetlerimiz var. İnsani yardım boyutu itibariyle de yoksullukla mücadele, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında çalışıyoruz. Diğer boyutu itibariyle de afet. Afette de özellikle Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde Türkiye'nin beslenmesinden sorumluyuz. Barınma noktasında da AFAD'a destekçi bir pozisyondayız. Şu anda bu üç sacaya üzerinde yükselen ama gençlik teşkilatlarımızın, kadın teşkilatlarımızın kendi özgün gençlik çalışmaları, kadın çalışmaları da var. Ama temel olarak bu afet, insan yardım ve toplum sağlığı alanında çalışıyoruz diyebiliriz. Bizim 100 yılı aşan şubelerimizden burası. Dolayısıyla Kızılay'ımızın içinde derin izleri olan bir ilimiz. Kızılay'a her zaman destek versinler, gönüllü olsunlar. Kızılay'ımızın daha fazla insana, daha fazla yoksula ulaşması için gayretlerini bizden esirgemesinler.